Değerli izleyiciler, yeniden, yineden, geçmişten geleceğe adını verdiğimiz bu yayınımıza başlıyoruz. Bundan sonra Tanrı dilerse, sürdürebildiğimizce sağlıklı olursak, değerli Ayşe Işık Hanım'la birlikte yayın yapacağız. Ayşe Hanım beni sorgulayacak. Tabii sorgulamayacak, soracak. <laughs> Belki ben de ona soracağım. Böylece geliştireceğiz. Kendisi çok değerli bir düşünür ve yazardır. Çok ilginç, çok değerli iki biti var. Büyük Türk ruhunun dirilişi. Ayşe Işık Hanım. Evet bir bu. İkincisi de ölmeye giderken Rahman aynaya baktı. Çok ilginç. Ben okudum ve bana çok ilginç geldi. Evet üçüncü bitiğini bekliyoruz. Sanıyorum bunlardan birisinin adını sonradan değiştirip yeniden yayınlandınız Öyle mi? Rab. rap Altta ne yazıyor? 2006 yılında çıkmıştı Sayın Bakanım evet. kitabım ve e, tekrardan güncellenmiş İlk çıkan hali bu. İlk çıkan hali Sonra bu. güncellenmiş hali Ölmeye giderken ölmeye Rahman, Ölmeye giderken aynaya Rahman aynaya baktı. E, Rahman aynaya bakınca elbette ki varlık oluştu. İslam tasavvufunda biraz böyledir. Rahman kendini görmek istedi işte böyle söylenir. Ve onun aynaya bakışıyla var olanlar, yaratılanlar oluştu denilir. Evet, bu iki bitiyi, kitabı Atayurt yayınlarından yayınlandı. Atayurt yayına birçok çok değerli bitikler yayınlıyor, yapıtlar yayınlıyor. Ve ondan benim de yine bu bitikleri de benim yazdıklarımı da bu bitikleri de edinebilirsiniz. Nereden? İnternetten. Ben bilgi ağları diyorum ama herkes internet diyor. Oradan edinebilirsiniz. Evet. Bugün biz çok değerli bir tarihçimiz. Evet, İlber Ortaylı. İlber Ortaylı'nın değerli tarihçi oluşundan kuşku yok. Çok bilgili. Yani söz gelimi İlber Ortaylı'ya deyin ki Osmanlı padişahların adını say, birer birer sayar. Eşlerin adını say deseniz, onlar da sayar. E dönseniz, Fransız imparatorlarını anlat deseniz, onu da anlatır. Yani ansiklopedi gibi bir tarihçi. Dolayısıyla onun değerli bir tarihçi olduğundan ve Osmanlı tarihi konusundaki uzmanlığından kuşku yok. Ayrıca Cumhuriyet ve Atatürk'le ilgili değerli görüşlerine de saygı duyuyorum. Yani saygı duyduğum, dahası sevdiğim dostluk duyduğum bir kişidir. İlber Ortaylı. Ama İlber Ortaylı'ya dostluk duymakla, onu sevmekle, saymakla birlikte gerçeğe olan saygım daha fazladır. Dolayısıyla onun çok büyük bir yanlışını bugün düzeltmek istiyorum. Onu birlikte düzelteceğiz. Çok büyük yanlış şu. Kendisi TRT Havaz'da bir yayın yapıyor ve burada çeşitli kadim şehirleri dolaşıyor ve onlarla ilgili bilgiler veriyor ve bu yayınlanıyor. Diğer şehirlere karışmam ama benim uzmanlık alanıma girdi ve doğrusu kendisinden hiç beklemediğim, şaşırdığım bir konuşma yaptı. Yani ben bu konuşmanın neresini düzelteyim filan diye düşünürken aklıma değerli İsa Doğramacı'nın anlattığı bir öykü geldi. Öykü mü, fıkra mı, gerçek mi o ayrı ama o anlatırdı. Erbil de o Erbil'li. iki Türkmen Türk konuşuyorlarmış. Birisi demiş ki, Hasan'la Hüseyin ki Muaviye'nin kızlarıdır. Ali onları Kerbela'da öldürdü. Karşıdaki kişi demiş ki, be hey hanesi batasıca, ocağı batasıca ben senin neyini düzelteyim? Hasan ile Hüseyin kız değil, erkektir. Muaviye'nin değil, Ali'nin çocuklardır. Öldüren Muaviye'dir. Şimdi aynen bunun gibi, ya hoca sen, ben senin neyini düzelteyim ama sen kendin düzeltmediğin sürece ben bunu düzeltmeliyim. Yani asla amacım, amacımız senin yanlışını bulup bak bak İlber Ortaylı da ne büyük yanlışlar yapmış demek değil ama gerçek bilinmeli çünkü İlber Ortaylı'yı söyleyince insanlar inanıyor. İlber Ortaylı demiş ki efendim e, Ahmet Yesevi Nakşibendidir. Vay! İlber Ortaylı ama kardeşim İlber Ortaylı birçok konuyu biliyor ama burada zır cahil. Kusura bakma hocam. Bunu dedirttin bana sonunda. Çok cahilce konuştun. Neler söylediğini birlikte izleyelim. Sonra da siz dikkatle izleyip sorular çıkarın ve bu soruları bana sorun. Birlikte geliştirelim. Evet. İlber Ortaylı bakalım ne demiş? TRT avazda. Ama bu sürekli tekrarlanıyor. Onu da söyleyeyim yani. Dediğiyle kalmıyor ki TRT'de ikide bir mal bulmuş maharibi gibi bunu yayınlayıp duruyor ve yanlış bilginin yayılmasına ama çok yanlış bilginin yayılmasına katkı sağlıyor TRT Havas. Evet. Birlikte izliyoruz. Evet değerli Ayşe Işık Hanım. Sayın Bakanım. Dinledik. Şimdi bundan hangi soruları çıkardınız? Birer birer cevap vermeye çalışalım. Buyurun. Öncelikle bana sizin de program yapma onurunu bahşettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Sayın Sağ Bakanım. olun. Cem TV Ailesine de çok teşekkürlerim ve saygılarımı iletiyorum. Tüm izleyicilerimizi de saygıyla esenliyorum. E, ve hemen ilk soruma geçiyorum. Sayın İlber Ortaylı Hoca diyor ki, Hoca Ahmet Yesevi, Yesi kasabasının Sayman köyünde doğdu. Bu doğru mudur? <laughs> bir defa bir, Yesi kasaba değil. Onun gerçek adı da Yesi değildir, Yassı'dır. Yassı kale. Yani kale eski Türkçe'de ve bugün, Doğu Türkçelerinde şehir demektir. Çünkü şehirler zaten kale içinde olurdu. Şehrin etrafını çeviren surlara da kamal denirdi. O yüzden Atatürk adını Kemal'i değiştirip kamal yapmıştı. Atatürk bunları biliyordu. O yüzden son yıllarında K Atatürk diye imza atardı. O kamal Atatürk'tü. Hüviyet, evet. Nüfus hüviyet cüzdanında bile kamal. Evet, değişti tabii kamal. Evet ama kale, yassı kale. Evet. Yassı. Ama bu Türkiye Türkçesinde zamanla Yesi olarak söylenir oldu. Orada hala yassı diye söyleniliyor. Bu önemli bir yerleşim yeridir yassı. Hatta Oğuzhan'ın baş şehri olarak filan da söylenir. Yani böyle bir söylence vardır filan. Yani Ahmet Yesevi orada yaşarken ve işini yaparken, büyük işini yaparken ki asıl onun e, dergahı hemen 50 metre kadar yakında bir yerdedir. Ona oraya bugün halvet mescidi diyorlar. Yani mescid falan değil ama öyle deniliyor. O hale duruyor. Şimdi bu ise Timur'un yaptığı bir eser. O Sayman'a gelince hoca yapma ya. Biraz dersine çalış ya. <laughs> yani tarih hocası İlber Ortaylı'nın öğrenci İlber Ortaylı'ya Sıfır verirdi ya bu dersler ötürü. Yani ya nasıl bir şey? Ne saymanı? Sayman diye bir şey yok. Bir, sayman değil, sayram. Sayram. Sayram da öyle köy falan değil, kasaba değil, gerçek anlamıyla geçmişte bir şehirdi. Hoca Ahmet Yesevi'nin babasının ve annesinin türbeleri ve birçok türbede hala oradadır. Ve öyle hemen yakınlarda falan değil, Bişkent'e, Çimkent'e, Çimkent'e 4 kilometre yakında bir yerdir. Yani Seyran şimdi, anlamına geliyor. Seyran anlamına Hayır, geliyor. Sayram diye bir Sa ismi. Evet. Sayram. Sayman değil yani, Sayram. Ya Neyi değiştireyim, <laughs> nesini düzelteyim ya? Sonu -m ile bitiyor yani. Ya Sayram'dır onun adı. Bugün de evet. var olan bir yerdir. Ne kasabadır, e, Türkistan adını alan yer, yani Yesi ya da Yesi diyelim öyle biliniyor. Ne de Sayram bir köydür. Yanlış. Evet. Bunlar yanlış. Evet. Ben sizin aşk yolu ah Ahmet Yesevi'nin hikmetleri kitabınızda okumuştum Sayın Bakanım. Evet. Aslan babın yanında yetiştiğini söylüyor İlbel Hoca. Evet. Ve onun halifesi olduğunu söylüyor. Bu doğru mudur? Doğru değildi. Okumuş olsaydı divan hikmeti böyle demezdi. Çünkü Ahmet Yesevi diyor ki Aslan babam ben çok küçükken öldü diyor. Evet. Çok küçükken hatta ben nasıl bu cenazeyi kaldıracağım. Ben yaş gödek min? Yani ben daha çocuğum filan. Yani tamam. çocukken Dolayısıyla ilk doğrudur ilk dersini Aslan Bab'dan aldı. Ama Aslan Bab'ında Nakşibendi olduğunu söylüyor. Ya hoca nereden <laughs> uyduruyorsun demiyorum da nereden çıkarıyorsun ya? Aslan Bab hakkında bütün bilgimiz zaten Ahmet Yesevi'nin divan hikmetinden ibaret. Sonra üç asır önce yaşamış olan bir insanı 3 asır sonra gelen Nakşibendi'ye nasıl bağlıyorsun yani? Bu ne biçim yanlış? Dolayısıyla bu da doğru değil. Buyurun sorun. Nakşibendiliğin Arabistan'da doğarak oradan Türkistan'a geçtiğini söylüyor Sayın Ortay. Tabii bu arada da. Buna katılıyor Nak... musunuz? Yani Nakşibendi diyor değil mi? Evet. Evet. Yanlış. Arabistan'da Arabistan'da öyle tasavvuf falan çıkmamıştır. Arabistan şeriatı, Türkistan tasavvufu temsil eder. Hatta Nakşibendiliğin önemli adamlarından birisi İmam Rabbani ona müceddidi elfi sani derler. İkinci bin yılın yenileyicisi derler. O kadar önem verirler. O dahi kitabında diyor ki Mektubat adlı kitabında Arabistan deyince şeriat Türkistan deyince tasavvuf akla gelir diyor. Yani tasavvufun asıl önemli kaynağı Türkistan, Horasan bölgesidir. Doğru değil. Evet. Ee, gene Sayın İlber Oytaylı, Nakşilik ee, Anadolu İslamıyla ve Şamanizm'den e, geçen Orta Asya inancı etkisiyle Ahmet Yesevi nakşi yaptı diyor. Yani aslında söylediği çok karışık karmaşık bir şey. Önce nakşi şey anlayamadım diyor. ben yani. Ya, önce nakşi bendi, kendisi de anlamamış belli. Kendisi anlamadığına göre siz nasıl anlayacaksınız? Önce diyor ki Ahmet Yesevi Nakşibendi'ydi. Bir, önce bunu bir açalım. Ahmet Yesevi'nin Nakşibendi olması yani tarihin akışına aykırıdır. Zaten ben kendisini aradım. Bana önce dediler ki, birileri izlemiş. Ya Nakşi İlber Ortaylı diyor ki TRT'de, Hoca Ahmet Yesevi Nakşibendi'ydi. Olamaz dedim. Ya inanmak istemedim yani. İnanmadım. Aradım. Dedim ya hocam böyle bir şey duydum ama inanamadım. Dedi ki evet dedi bence Nakşibendilik Ahmet Yesevi'den iki asır sonradır. Yani birileri uyarmış hatta sonra baktım kendisinin bu yayının altına birileri yani ondan iyi bilen birileri yorum yani. karşı görüş saymışlar. Yorum saymışlar hoca nasıl oluyor demişler yani Nakşibendilik iki asır sonra doğuyor. Ama siz Hoca Ahmet Yesevi'yi nakşibendi yapıyorsunuz. Evet. Filan. Onu herhalde bakmış filan, Biraz öğrenmiş ama hala tam öğrenememiş. Mesela sadece zaman meselesi değil. Şunu çok açık ve net söylemek istiyorum. Keskin söylemek istiyorum. Nakşibendilikle Yesevi'liğin hiçbir ilgisi yoktur. Hiçbir ilgisi yoktur. Ama bu yanlış nereden geliyor? Tabi hocayı da çok hırpalamayalım. Bu yanlış Ahmet Yesevi Yunus Emre konusunda en değerli kitabı yazmış olan ama bunu ben salık vermiyorum. Gösteriyorum Hı. ama salık vermiyorum. Niye? Çünkü yanlış. Bu kitap yanlış. Doğrular var ama ana fikir yanlış. Yazan Ordinarius Profesör Doktor Fuat Köprülü. Şimdi Fuat Köprülü çok genç yaşında bu çalışmayı yaptı. Gerçekten iyi çalışmış. Bu çalışmayı yaptı ve yayınlandı. Diyanette bunu basıp duruyor. İşine geliyor. Bizim diyanetin işine geliyor. Çünkü burada Fuat Köprülü Hoca Ahmet Yesevi Sünni ve Nakşi hatta şöyle diyor. O tabi bu kadar büyük yanlış yapmıyor da. Yesevilikten iki tarikat doğmuş diyor. Birisi Bektaşilik, birisi Nakşilik. Yine yanlış. Yesevi'liğin Anadolu'daki devamı Bektaşilik'tir. Yani adıyla sanıyla Yesevi'lik yeniden Anadolu'da ortaya çıktığı zaman, yani Anadolu diyoruz ama o zamanki adı Rum diyarı. Diyarı Rum. Biz bugün Türkiye diyoruz. Ortaya çıktığı zaman Bektaşilik olarak ortaya çıkmıştır. Peki başka bu kadar mı? Başka Abi. şu daha var. Bir, Hayır. Bu, bu daha bitmedi. Çok <laughs> bitmedi. Özür dilerim. Tabii şöyle. Bektaşilik, daha doğrusu Yesevilikle Hacı Bek, yani Hoca Ahmet Yesevi ile e, Nakşibendiliğin hiçbir ilgisi olmadığını ve Hoca Ahmet Yesevi'nin sünni falan olmadığını sonradan yine Fuat Köprülü bu eseri yazan kişi İslam Ansiklopedisi'nde yazdığı bir makaleyle ortaya koymuştur. Fuat Köprülü gerçek bir bilim adamıdır. O yüzden kendisini de eleştirmekten çekinmez. Şimdi gerçek bir bilim adamı olarak gördüğüm İlber Ortaylı'nın da mutlaka bu yanlışın düzeltmesini bekliyorum. Eğer bu yanlışı düzeltmezse ben onun diğer yazdıklarına ve söylediklerine nasıl inanacağım? Bunu mutlaka düzeltmeli. Şimdi Fuat Köprü diyor ki İslam Ansiklopedisindeki bu makalesinde uzun bir makale. Diyor ki ben Türk edebiyatında ilk mutasarrıfları yazarken bir yöntem yanlışı yaptım. Nakşibendiliğin etkisiyle değişmiş olan kaynaklara inandım. Yanıldım. Yanıldım diyor. Sonradan derin araştırmalar yaptım ve gördüm ki diyor Hoca Ahmet Yesevi sünni falan değil, nakşilikle de hiçbir ilgisi yok. Hoca Ahmet Yesevi batıni, sünni değil, şii. Batıni, ortodoks değil, heterodoks bir mutasavvıfmış. Hocayı görseydim derdim, hoca yine yanıldı. Hoca Ahmet Yesevi ne sünnidir, ne şiidir, nakşi olması akla aykırıdır. Peki nedir o? O Hoca Ahmet Yesevi'dir. Onu bir kategoriye sokmak yanlıştır. Niye kafandaki kalıplara onu sokmaya çalışıyorsun? O özüne özgü bir kişiliktir. Ve mutasavvıfların, gerçek mutasavvıfların da öyle mezhebi falan olması gerekmez. Çünkü mezhebe değer vermezler. Bunu en güzel anlatan yine büyük mutasavvıf ve Aleviliğin, Bektaşiliğin çok önem verdiği bir kişilik Şeyh Bedrettin. Varidatta diyor ki Bu mesele imamları diyor tartışa dursunlar. Namazda elini göbeğine mi bağlayacaksın, göğsüne mi bağlayacaksın? Yanına mı salıvereceksin? Onlar tartışsın diyor. Bırak onları sen diyor. Kalbini Allah'a bağlamadıktan sonra elini nereye bağlarsan bağla diyor. Evet burada bir ara verelim. Sonra bu konuya yine devam edelim. Çünkü asıl konumuzun orta noktası burası. Hoca Ahmet Yesevi'nin nakşibendilikle hiçbir ilgisi olmadığını anlatmalıyız. Yani İlber Ortaylı'nın Hoca Ahmet Yesevi'yi nakşibendi ilan etmesindeki tutarsızlığı konuşuyoruz. Tutarsızlık. Önce zaman olarak yani nakşibendiliği kurucusu bahaddin Buhari'dir. Bahaddin-i Buhari demek Buharalı Bahaeddin adı böyle. Sonradan adı Şah-ı oldu. O yüzden tarikatı da Nakşibendilik dendi. Onda ne olduğunu anlatırım. Şimdi önce dedik ki, tarih olarak mümkün değil. Çünkü Ahmet Yesevi 12. asırda yaşamıştır. Miladi. Şah-ı ise 14. asırdır. Nasıl olur yani? Dönüp, zamanda yolculuk yapıp, mürit mi oldu Nakşibendi ya ki Nakşibendi olsun? Yanlış. Ama bundan daha önemli temel yaklaşımlar birbirini tutmaz. Bir, Yesevilik Alevi bir tarikattır. Yani Ali'den gelir. Yani tasavvuf tarihinde de böyle anlatırlar. Kendisi de böyle söylüyor. Hoca Ahmet'e medetkar e, Şah e, Şiri Huda Şiri Huda Allah'ın arslanı yani. Şiir, aslan. Şiir da Allah'ın arslanı Ali'dir. Ali'den geliyor bir. Nakşibendiliyiz Ebu Bekir'e bağlarlar. Birdenbire farklılaştı. Ya Ali'nin İslamıyla ile Ebu Bekir'in İslam'ı çok farklıdır. Oraya girmeyelim. Bir gün gireriz ona da gerekiyorsa. O kadar çok fark var ki. Ama temel fark şu. Yani Ebu Bekir'in İslam'ı ile Ali'nin İslam'ı arasındaki temel fark şu. Birçok fark var da. Ebu Bekir halife olduğu zaman halife diyorlar ya peygamberin yerine geçen manasına halife. O peygamberliğin halifeliği değil devlet başkanı olduğu için o bu anlamda halefi yani. Halife o anlamda halefi tamam. Ama halifelik diye bir şey yoktur. İmamet vardır. Halifelik yoktur. Erbabına bilenlere söyledim bunu. Evet. Ama olsun halife deniliyor. Medine'de biliyorsunuz Yahudiler de vardı. Ve Hristiyanlar da vardı. Onlara zimmi dendi. Yani onlar vergi vermek şartıyla İslam devletinin içinde yaşama hakkına sahiptiler falan. Zimmi. Onlar zimmilerdi. İşte onlardan birisi birkaç kişi daha doğrusu ama birisi söz canlaşılan geliyorlar Ebu Bekir'e. Diyorlar ki sen Müslümanların en akıllısı olduğun için seni başlarına geçirdiler. Biz öyle düşünüyoruz. Bir sorumuz var. Allah nerede? Öyle ya. Merak ediyorlar. Ne diyeceğini merak ediyorlar. Allah nerede? Ebu Bekir diyor ki arşın üzerinde. Ebu Bekir bunu nereden çıkarıyor? Kur'an'da bir ayet var Allah altı günde yarattı. Yedinci gün arşı kapladı, istiva etti. Bu ayete onu biliyormuş, onu söylüyor. Allah orada diyor arşın üzerinde. Arş nerede? Arşta yıldızlar. aleminin bittiği yer arş. Hı hı. Arşı kapladı. Ham diyor ki burada yok mu Allah diyor. Soru doğru. Allah orada. E burada yok o zaman. Burada yok mu diyor. Ebu Bekir sinirleniyor. Diyor ki defolun gidin. Bu sorular zındıkların ve kafirlerin söylediği sözlerdir. Şimdi kılıcımı getiririm başınızı keserim. Kalkıp gidiyorlar ama sağda solda alay ediyorlar. Ya bu Müslümanların en akıllısı diye adama gittik. Bir soru sordu bizi kovdu. İmam Ali duyuyor bunu. Çağırıyor gelin diyor. Size ne söylendiğini sorulduğunu ve ne söylendiğini biliyorum. Şimdi bir de benden dinleyin. Allah'ın olmadığı hiçbir yer yoktur. Allah her yerdedir ama burada diyemezsin. Çünkü o her yerdedir. Ama özellikle buradadır diyemezsin. Yani arşın üzerinde diyemezsin. Çünkü her yerdedir. İşte temelde ayrılık başlıyor. Nakşibendilik ile Yeseviliğin ve tabii ki Bektaşiliğin, Mansuriliğin, Şeyh Bedrettiniliğin, Yunusiliğin ayrıştığı nokta burasıdır. Burada başlar. Yani bu vahdeti vücut, vahdeti şuhut meselesidir. Yesevi'ye göre Allah varlığın kendisidir. Ve kendisi de onun bir parçası olduğu için o da enel haktır. Mansur gibi. Şah Mansur'un enel hakkı yicâmez. Yani Şah Mansur'un enel hak demesi boş söz değildir. Ve Mansur öven şiirleri vardır. Mansur bir gün ağladı. Erenler rahmiyledi. Kırklar şerbet içirdi, Mansur değerini bilip. Mansur derken el hak, erenler için doğru. Molla'lar der ki yanlış, gönüle kötü alıp, söyleme enel hakkı kafir oldun Mansur deyip öldürdüler taş atıp. Şah Mansur öldürüldü, külü göğe savruldu, zevk denizi kabardı. Doldu derya kaynaşıp, o gündeki o derya, kıldı efkan vaveyla aşıklar Allah'ım kılsın didarın nasip tövbe kıl hoca Ahmet olur haktan inayet yüz bin evliya geçti sırrı sırra ulayıp şimdi bu ne bu vahdeti vücud nakşibendilikte bu yoktur nakşibendilikte vahdeti şuhud yani tasavvuf yolculuğunun bir yerinde varlık birliği gibi görünür ama aslında bir görüntüdür şuhuttur bir görüntüdür. Yoksa yaratan ayrıdır, yaratılan ayrıdır. Burada başlar. Başka? Başka şu. Yesevilikte musiki ve raks. ona raksu sema derler. Vardır. Yani Allah'a ulaşmak için dans ve müzik vardır. O yüzden Yesevi der ki bizim musiki ruhun gıdasıdır diye dilimize geçmiş olan söz der ki ruhların gıdasıdır çengüre rebab. Yani kopuz, bağlama, çalgı, keman her neyse ruhları besler. Ruhu besler ve ruhu besleyerek Allah'a ulaştırır. Bak şimdi Ahmet Kese böyle der. Nakşibendilikte ise çalgı ve raks haramdır. Haramdır, yasaktır. Yüksek sesle zikir bile yasaktır gerçekte. Bakmayın bugünkü nakşibendilere. Bugünkü nakşibendiler işin gösterişinde yani nakşibendilikte mesela, yani nakşibendiliğe de yazık ediyorlar bunlar. Ee, nasıl yazık ediyorlar? Şah-ı kurucu Bahattin-i Buhari'nin yemeğinde birisi yüksek sesle Bismillahirrahmanirrahim demiş. Demiş ki yanındakilere bu zatı da söyleyin, başka kapı bulsun. Bizim halimize uygun değil halim. İken bugünkülere bak. Ve o asla müritlerin özel elbise giymelerini istemezmiş filan. Yani nakşibendilik derken nakşibendiliğin bozulmamış haliyle de Ahmet Yesevi'nin hiçbir ilgisi yoktur ama hele bu bozuk haliyle bugün bozuk halidir. Bu ne bu yani? Şu hali şimdi anlatmak istemiyorum. Son günlerde konuşulan konular İşte 6 yaşındaki kızını efendim müridine 29 yaşındaki müridine nikahlayan falan ona sorsanız peygamber sünneti der. Çünkü bunlar peygamberde böyle düşünürler. Yani o dönemin Arap örfü adetini peygamber sünneti diye getirip yeniden yaşatmak isterler filan. Yani bu nakşibendiliğin nakşibendilikle de bilgisi yoktur da ama ya yani bozulmamış nakşibendiliğinle de Ahmet Yesevi'nin hiçbir ilgisi yoktur. Raksus sema. Sesli zikir vardır. E, musiki vardır. Raks vardır. Sesli sesli Allah demek vardır. Hay demek vardır. Hu demek vardır rahmet yesevide. Bektaşlık de, 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 bu devam etmiştir. işte samah vardır filan. Ama kelime-i tevhid vardır. Buna mukabil nakşibendilikte bunlar yoktur. Hiçbir ilgisi yoktur yani. Ne, yani demek ki hoca bendiliği de bilmiyor. Bir de Arabistan diyor ya ne iş var Arabistan'da? Bahattin-i Buhari ya. Bahattin-i Buhari 14. yüzyılda ortaya çıkmış. Ve Emir Külal adındaki bir kişinin müridi. Ama Emir Külal sesli zikir yaparmış. Bu şeyhine demiş ki efendim Abdülhalik Göcdüvani bana maneviyatta göründü. Ve bana sesli zikri, sessiz zikri, zikri hafi derler ona talim etti. Ben onu yapabilir miyim? O da demiş sen böyle yap. Hatta diğer müritler onu eleştirmişler Bahattin-i Buhari'yi. Üstadı demiş ki yani şeyhi dokunmayın onun hali öyledir falan demiş. Ama o hal yani o zikir şöyle kalplerde Allah'ın adının nurdan harflerle yazılı olduğunu hayal etmek, nakşetmek. Nakşi. O yüzden nakşilik denmiştir. Yani nakşilikle Yeseviliğin hiçbir ilgisi yoktur. Nakşiliğin Arabistan'la hiçbir ilgisi yoktur. Türkistan'da Buhara'da ortaya çıkmıştır. Ayrıca da şunu da söyleyelim. Yeseviliğin dili Türkçedir. Buna mukabil Nakşibendiliğin dili Farsçadır. Tacikçe. Tacikçe Farsçanın bir türüdür. Yani Tacikçe ve Farsça Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi gibidir. Ya yani ikisi aslında bir millettir. Taciklerle Taciklerle Farslar bir millettir. Şimdi ayrımları Farslar biraz dilde fark var ama asıl ayrım Tacikler büyük çoğunluğuyla Sünnidir, Hanefidir. Buna mukabil Farslar büyük çoğunluğuyla Şiidir, Caferidir. Büyük çoğunluğu, Neredeyse hepsi. Taciklerin bir bölümü ise İsmailidir dağlarda yaşayanlar. Çok azdır ama onlar filan. Dolayısıyla Tacik ve Fars bir millettir ve dolayısıyla Farsça dersek doğrudur, Tacikçe dersek doğrudur. Nakşiliğin dili ama Yesevi'nin dili Türkçe. Türkçe olduğu için Horasan'dan bazı alimler onu eleştirdiler. Dediler ki bu nasıl şeyh? Türkçe söylüyor, Arapça söylemiyor, Farsça söylemiyor. Türkçe söylüyor. Onlara cevap verdi. Bir şiir yazdı şöyle. Sevmiyorlar alimler sizin Türkçe dilini. Ariflerden dinlesen açar gönül ilini. Ayet hadis anlamı Türkçe olsanlarlar. Anlamını bilenler boyun eğip dinlerler. Miskin kul hoca Ahmet. Yedi atana rahmet. Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçe'yi. Yani çünkü Türk o... Türk diline büyük hizmet etmiş. Tabii Türkçe'yi diriltti. Ölmekte olan edebi kudretini, ilmi kudretini yitirmiş dönemine göre olan Türkçe'yi diriltti. Ve yeniden edebiyat dili ve Türk dili yaptı. Yani bilim büyük dili yaptı. Beyim. Ve o dilden işte Yunus Emre ortaya çıktı. Evet. Yunus Emre tabii üstadından daha güzel söyledi daha büyük şairdir. Şairliği çok büyüktür. Dolayısıyla e, yani nereden tutarsan nakşilikle hiçbir ilgisi yoktur. İlber Hoca dinle ya. Dinle de ne olur öğren. Ben senden birçok konuyu öğreniyorum. Seni dinliyorum. Ya sen demeyeyim hatta. E, yani birbirimize sen diyebiliriz ama e, şimdi izleyicimiz yanlış anlamasın. Siz diyeyim. Siz de bunları dinleyin ve öğrenin ve yahu ve düzeltin. Özür dileyin. Bunu bekliyorum. Beklemezsen daha çok söyleyeceğim. Bundan da haberin olsun. Getirip getirip bu konuya söyleyeceğim. Evet. Başka bir sorunuz. Sayın Zeybek şuna ne diyeceksiniz? Evet. Sayın İlber Ortaylı Hoca dedi ki Ahmet Yesevi'nin kerametleri <laughs> rüyaları görmek, müritlerinin rüyalarını yorumlamak ve bu rüya yorumlarıyla geleceği tayin etmektir. Hatta Timur'un zaferlerini bile gördüğünü iddia etti Sayın evet, Ortaylı. Bu da bu da bizim Ahmet e, Yesevi'nin türbesinin olduğu yerde konuşulan Türkçe'de, Kazak Türkçe'sinde böyle sözlere öttürük derler. Öttürük. <laughs> Uydurma yani. Anladım. Uydurma öttürük. Anladım. Hoca öttürük yapmış. Yok böyle bir şey. Yani Ahmet Yesevi'nin rüyalara... Bana Yusuf Peygamber çağrıştırdı biraz. Yani Yusuf Peygamber'i böyle anlatırlar. evet. evet. Böyle anlatıyorlar. Yusuf suresinde Kuranda da var evet. ayrıca Tevratta da var biliyorsunuz biraz farklı anlatılıyor ama neticede ilk anlatılan yer Tevrattır zaten Yusuf da bir İbrani İsraili peygamberdir İsraillerde peygamberden çok da bir şey yoktur bu arada yani babası peygamber oğlu peygamber Meslek gibi. ve oğlu babasının da çocukları da çok iyi adamlar değiller demek ki peygamber çocuklarını da yetiştirememiş ee, ve Yusuf'a kıskanıp kuyuya atmışlar falan yani hikaye böyle başlar. Ee, evet sonra rüyaları tabir etmiş falan. Böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey yani. Hoca tamamen bir yerlerden okuduğuna karıştırmış. Ya okumamış. Öyle rahat gelmiş orada şişirme şeyler anlatıyor. Hepsi yanlış. Peki türbedeki kazanla ilgili söyledikleri doğru mu? O da yanlış. Bir defa o kazan çok önemli. Tabi bu arada doğrular da var anlattı ama işte Tebrizi bir usta getirip vermiş. Öyle bir şey yok. Timur yaptırdı onu. O kazanı falan. O kazan daha önceki yani Hoca Ahmet Yesevi'nin sağlığındaki o yerde yeraltı yerinde orada mescit Hı. cami değil. Mescit orada ee, bir kazan vardı hala duruyor. Şu boyutlarda bir kazandır o. evet, evet ona su konur. Müritler zikir yaparken terledikleri için o sudan dağıtılırdı. Hmm. Evet su bir anlamda dem yani o dağıtılırdı. O kazan o ama Timur'u yaptırırken... Yağmur suyu toplanırdı. Yağmur suyu ya dedi niye, de. niye yağmur suyu ya orada yer altına kazdığın zaman su çıkıyor. Ben orada ne villur gibi sular çıkarttırdım orada hmm. üniversiteyi yönetirken. Yani kuyulardan şuradan buradan çok güzel sular çıkıyor. Yağmur suyu. mi ki yağmur suyu ya? Ya burası çöl değil ki. Evet. Çöl olsa bile nasıl yağmur? O tabii o yağmur suyu da uydurma. Gelene geçene su dağıtıl da uydurma. Evet. O kazan su kazanıdır. 3000 litre su alır. 3000 litre. Ve çok ilginçtir. 7 maddenin alaşımından yapılmıştır. Altın, gümüş, kalay, çinko, ha, efendim e gibi, yedi bronz gibi. O şamdanlar da öyle. Evet. 7 e, maddenin alaşımından yapılmış bir kazandır. O kazanda e, taliplere su dağıtılıyordu sakiler. Evet. Yani görevli sakiler su dağıtıcılar su dağıtıyordu. Çünkü zikir erre yapılıyordu ve o ağır evet. bir zikirdi. Evet. Peki efendim, türbenin etrafına camiler yapıldı ve şehir o sayede oluştu diyor. Bu doğru mudur? <laughs> o şehir vardı. Ve o şehirde yaşıyordu Ahmet Yesevi. Daha yaşayan birçok kişi vardı. Hatta Ahmet Yesevi'nin yolunu, yöntemini beğenmeyen adamlar da vardı. Onunla uğraşanlar da vardı. Ahmet Yesevi nadanlar diye onlardan çok şikayet eder. Yani söz anlamaz nadanlar diye. Dolayısıyla şehir vardı. Kadim bir şehirdi. Camiler yapılı diyor ya. Yani cami yeni yapıldı. Türkiye yaptı. Sonra Türkiye yapınca başkalar da yaptı filan. O da yeni daha o camiler ya bundan 10 15 yıl önce yapıldı. O dönemde cami falan yapılmadı. Öyle hani o camiler yapıldıysa bir tek kalıntı var mı? Cami falan yoktu. Öyle bir şey yoktu. Daha kısasını söyleyeyim. Hocahmet Yesevi'nin ilk mescit dediği yerde de ya ben çok kıble aradım, kıble yok. Çünkü bildiğimiz anlamda namaz yok. Namaz var, dua anlamına, yakarış anlamına. Yaz anlamına var. Ama öyle kıbleye dönüp namaz filan yok. Kıble yok. Evet. Yani o Hoca Ahmet Yesevi'nin çağında yapılan da kıble falan yok. Hı hı. Namaz kılınacak bir yer de yok. Ama Timur zamanında yapılan da kocaman bir şey o. 3000 kişinin zikir yapacağı bir salon. Ayrıca başka küçük Aksaray, Büyük Aksaray denilen başka ders odaları ve bir bölümü de türbe. Hı. Ha orada bir şey daha söylüyor. Kat kat yapıldı diyor. Kat kat değil. Tek kattır o. Nereden çıkarıyorsun kat katı? Yalnız bilmediği bir şey var orada. Timur öldüğü için tamamlanamadı aslında. Tamamlanamayan yerde etrafına, duvarlarına Çinilerden yazılar yazıldı. Çok ilginçtir o yazılarda. Muhammed Ali yazısı vardır. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Evet. Hak Muhammed Ali. Onun için Bektaşilik Yeseviliğin devamı. Zaten devamı yani. Evet. Zaten devamı. He, o da onun ispatlarından bir sayılabilir ama o evet. ona bile gerek yok. Evet. O bina yani bir türbe vardı küçük bir türbe. O türbenin üzerinde bu büyük dergah yapıldı. Evet. O bir köşesine de dışarıdan da girilebilecek şekilde sonradan mescit olarak kullanıldığı anlaşılan bir yer yapıldı. Ama yani buralarda Hacı Bektaş Türbesi'nde ofisinde. de cami yoktur. Olmasına gerek yoktur. Çünkü zaten o büyük otağda, büyük odada e, da yapılır, e, zikir de yapılır. E, ne Halka Tanrı'ya olması. yakarış da yapılır ayrı bir yere de gerek yoktur. O da doğru değil yani. yani neresini düzeltelim ki hoca ya? bir doğru bir şey. Ha doğru söylediği şeyler mimarın adını doğru öğrenmiş. O iyi bir de o kazanı ve şamdanlar yapanın adı da doğru. Onlar iyi öğrenmiş, onlar da söylüyor. Evet. Türkiye Devleti üniversite kurdu dedi. Ee, Yesi adı ondan sonra Türkistan oldu dedi. Bu doğru mudur? <laughs> doğru mi? değil. Şöyle yani ben gittiğim zaman Türkistan'dı zaten oranın adı. Ben 1990'da gittim oraya. Evet. 1990'ın sonbaharında. Daha Sovyetler Birliği zamanında. Sovyet Sosyalist Kazakistan Respublikası iken ve o zaman Cumhurbaşkanı da Nur Sultan Nazarbayev iken Kültür Bakanı Kanat Savda Bey iken Başbakan Yardımcısı Gümüşcan Ömer Bey Ava e iken çünkü benim sahiplerim bunlardı. O dönemde gittim oraya. Adı Türkistan idi. Sordum yemekte. ilk akşam yemek diyoruz. Dedim ki Ruslar Türk devletlerinde birçok yerin adını değiştirdiler. Mesela Bişkek'in adını Firunze koydular. Firunze bir general ve Bişkek'i alan general. Rus generali. Onun adını Bişkek'e koydular. Peki dedim Türkistan'ı niye değiştiremezlerdi? Böyle birkaç kişi birden ya o kadarını da yapamazlardı. Bakın size bakın. O kadarını da yapamazlardı. Söz bu. Türkistan adını değiştirmediler Ruslar. Evet. Niye Türkistan? Şöyle. Hoca Ahmet Yesevi tanınınca İslam dünyasında hı hı. ona diğer Müslümanlar ve Türkistan'ın dışındaki Müslümanlar Horasan'da ve başka yerlerde piri Türkistan dediler. Türkistan'ın piri. piri. Fakat Piri sonra bu şehirin adı da Şehri Piri Türkistan, Şehri Piri Türkistan derken kısala kısala Türkistan kaldı. Şimdi bir iki Türkistan var. Bir Türkistan şehri, bir de Ulu Türkistan. Ulu Türkistan ikiye ayrılır. Batı Türkistan, Doğu Türkistan. Doğu Türkistan Çin'dedir. 1 milyon 620 bin kilometre kare toprağı olan Uygur, Kazak, Kırgız, daha çok Uygur denilen Türklerin yaşadığı yerdir. Çinler oraya Sin, Sincan diyorlar. Yeni alınmış ülke anlamına. Sin, Sinkiang diyorlar. Sincan olmuş adı diyorlar. Onlar da biliyorlar sonradan aldıklarını. Doğu Türkistan baş şehri, büyük şehri Kaşkar, çok bilinen şehri Turfan ama Urumçi baş şehri. Evet. Bir de Batı Türkistan. Batı Türkistan içine de bugün Hazar'ın doğusundaki bütün Türk devletleri girer. Orası da Batı Türkistan'dır. Dolayısıyla küçük Türkistan yani şehrin adının Türkistan oluşu şehri piri Türkistan'dan gelir. Sonradan konulmuş değildir. Evet ve cami filan da yapılmamıştır. Etrafına cami filan yapılmamıştır. Zaten var olan şehre o türbe yapılmıştır. Timur'da Timur yaptırmıştır. Doğrudur. Timur'un Hoca Ahmet Yesevi'ye çok saygı gösterdiği de doğrudur çünkü Timur'a Şii derler ama Şii falan değildir. Timur Alevidir. Bildiğimiz anlamda. Ya yani bugün Türkiye'deki Alevilerle birebir değildir. Evet. Çünkü hiçbir kavram, kurum olduğu gibi sürmez. Hep değişir. Zaman Dol farkı, zaman var. ve mekan. Ama gidip işte Yezid'in <laughs> türbesine, Muaviye'nin türbe dedikleri işte, koruna e, hakaret ettirecek kadar falan kızgındır Muaviye'ye ve kendisi o alim taslaklarına Muaviye'yi sordukları zaman sordu bu konuda ne düşünüyorsunuz diye o sünni gittiği yerde Şam'da filan ne düşünüyorsunuz dediği zaman onlar işte yani Muaviye de haklıdır Ali de haklıdır dediklerinde hayır Muaviye zalimdir Ali haklıdır diyerek onları azarlamıştır filan yani yani bellidir. İkincisi de Timur şeriatı uygulamazdı devletinde. Çok önemli. Çünkü Alevilikte de bu anlamda şeriat, Türkiye Aleviliğinde de Türk Aleviliğinde de bu anlamda Arap şeriatı yani kendisine şeriat denilen Arap şeriatı e, benimsenmez. Dinin içinde sayılmaz. O ayrı bir şeydir, hukuktur. Yani o ilk dönemde de doğal olarak Arap devletinde Arap şeriatı düzeltilmiş haliyle o şeriat da hamurabi kanunlarından kalmadır aslında. aslında. Hamurabi kanunları ülke, bölgeye gemen oldular filan. Onların bazısını bozdu Araplar düzeltildi falan. Dolayısıyla onlar sonra şeriat adını aldı İslam şeriatı. Hayır. Ne Timur, ne Babürlüler, ne de Kanuni'ye kadar Osmanlılar bu şeriatı uygulamadılar. Örfi hukuk denilen Türk töresini uyguladılar. Türk torasını uyguladıkları zaman yükseldiler. Arap şeriatını uyguladığı zaman da çöküp gittiler. Çünkü bilim karşıtı bir anlayış hakim oldu. Nakşibendilikte de ne yazık ki bilim karşıtlığı vardır. Yani bakınız bugün yakınlarda ölen o 6 yaşındaki kızın yani babasının mensup olduğu tarikatın büyük şeyhinin konuşması var. Diyor ki kız çocuklarını sakın okula göndermeyin sakın okula göndermeyin. Onları ancak kız medreselerine gönderebilirsiniz. Yani Cumhuriyet'in okullarına göndermeyin diyor. Yani çok ilginçtir. Biz 6 yaşındaki kızın evlendirilmesine basın yayın haklı olarak takıldı ve çok haklı olarak çok konuşuluyor. Doğru. Yani cinayet yani. Bugünün anlayışına göre bir cinayettir. Osmanlı döneminde yapılmış bir karikatür gördüm Sayın Bakanım. Evet. Kız e, Müslüman kız çocukları e, şeye kocaya, gayrimüslim kız çocukları okula. Evet, çünkü Ebu Suud dininden sonra böyle oldu. Evet, bir ara vereceğiz, sonra devam edeceğiz. Sorularınızla, güzel sorular soruyorsunuz. Evet, değerlilerimiz, bir ara. Evet, değerli izleyicilerimiz, değerli Ayşe Hanımla söyleşimizi sürdürüyoruz. Bu ilk kendisiyle yaptığımız ilk söyleşi. Ama çok rahat bence güzel sorular soruyor. Teşekkür ederim. Ee, tabii ilkin meydana getirdiği kendisi acemilik var. içinden acemilik yok. <laughs> Ama kendi içinden öyle görüyorsa ona da saygı duyarım. Bundan sonra daha rahat olacağımızı düşünüyorum. Çünkü benim bu konuda deneyimlerim var. İlk defa TRT'de karşıma çıkardığım bir kardeşim. Öyle bana korkarak bakıyordu. Siz korkarak bakmıyorsunuz. Sizinle Atayurt'tan yurttan gelen bir e, alışkanlığınız var. var. Ama şimdi o arkadaşımız çok güzel televizyonlarda falan yorumlar yapıyor zaten profesör oldu filan. Umarım zamanla ben de daha iyi Elbette olurum. Elbette ki bu kaçınılmaz. Evet şimdi ben. Sayın Ortaylı'nın akış... açıklamalarıyla evet. ilgili son bir Tabii. sorum var sayın evet. Bakanım. Ee, diyor ki Hoca Ahmet Yesevi nakşidir ama sıkı nakşi değildir. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> ee, güldünüz ve öksürüğümü tetikledi. Değerli izleyicilerim fark etmişsinizdir yani beni izleyenler. E, ayrımına ermişlerdir. Ben e, biraz sesim değişik. E, bu e, sebebini bilmediğim bir öksürük geldi. Grip değilim, nezle değilim. E, halsiz değilim ama Gözdeydi herhalde Bence değil de. Peki geçer ve düzelir diye umarım. Ama yine de meramı anlatıyorum. Ee, şimdi evet güldüm. <laughs> Nakşid ama değildi diyor. Sıkı nakşi değildi. O da inanası gelmiyor söylediği almış. söze. Hem Nakşi hem değil. Nakşi'yle uymayan işleri vardı diyor. Bunu e, da neye bağlıyor? Şamanizme bağlıyor. Evet. Anadolu Müslümanlara evet. bağlı. Bak şimdi. Bir defa şu Nakşilik'le ilgili söyleyeceğim bir söz vardı onu bitireyim. Bakınız ne diyor? O bugün 6 yaşındaki kız çocuğunu e, viridine veren hocaların hocası, hocalar fabrikası denilen önemli kişiymiş. E, onun mensup olduğu akımın en büyük hocası, şeyhleri diyor ki kız çocuklarınızı okula göndermeyin. Siz de güzel bir karikatürden bahsettiniz. Osmanlı'nın son dönemi böyleydi. Kız çocukları hemen kocaya verilir. E, bunu tabi sadece Osmanlı'da değil. İran'da da böyleydi. Onu da çok güzel anlatır. Büyük şairimiz, yani Azerbaycan'ın çok büyük şairi Şehriyar'da da vardır. Şehriyar daha doğrusu İran şairidir. Ama Azerbaycan'da Mustafa şey, Sabri, hay Allah'a da unuttum ama aklıma gelecek söyleyeceğim. Yani büyük bir şairdir. Onun da Buna benzer şeyleri var. İran'da Tüdesi. da Türkiye'de falan var. Aklıma gelirse söylerim. Gelmezse söylemem. Ne olacak? Şimdi e, dönelim. Nakşibendilik'te sadece kız çocuklarının değil, dilime bir karşılıklık vardır. Mesela Nakşibendilik'in yolunun en büyüklerinden İmam-ı Rabbani'nin Mektubat adlı eserinde diyor ki sabir Mustafa Sabir. Evet. Diyor ki e, Ya Mustafa Sabir demiyor. Evet. <laughs> İmam-ı Rabbani diyor ki yani bu akıl bilimleri yani geometri, matematik falan gibi bilimler ebedi saadet verebilselerdi Yunan filozofları ebedi saadete ererlerdi. Bunlara lüzum yok diyor ya. Ama o öyle dedi de sadece dediği mi kaldı? Hayır. Onun etkisindeki Evrengizip o büyük büyük devletin Hindistan'daki Türk devletinin Babürlülerin Babür'ün soyundan gelen ne yazık ki Yobaz Evrengizip İmam Rabbani etkisiyle bilimleri yasakladı. Aynı etkiyle Ubeydullah Ahrar Timur'da yasakladı. Aynı etkiyle de Osmanlı'da medreselerden felsefe ve bilimler kaldırıldı ve çöküş böyle başladı diyor. Katip Çelebi Mizan adlı eserinde. Dolayısıyla Nakşibendiliğin böyle bir yanlış tarafı vardır yani bilime karşıtlar akıl bilimlerini. Onların bilim dediği, ilim dediği hadis ilmi. Efendim 500 tane hadis var, 500 tane hadis alimi var. Tefsir ilmi, usulü tefsir falan filan bunlara Bunlar bilgi dalıdır. Bunlar ilim falan değildir ve bunların da aslında bir faydası falan da yoktur toplumlara. Onu da söyleyelim yani. Toplumlar bu işlerle uğraşırlarsa çok gelişmezler. Gelelim hocanın söylediğine. Diyor ki hem nakşide hem değildi. Tabii ki. Ayrıca Ahmet Yesevi'de dinin temellerinden biri de bilimdir. Bektaşilikte de böyledir. Bilimsiz, ilimsiz gidilen yolun soluk karanlıktır diyor Hacı Bektaşi Veli. Bunların bilim dediği akıl bilimleridir. Evet. Peygamberin Ali bilimin kapısıdır dediği de akıl bilimleridir. O zaman bu bilim dedikleriniz mi var ki? Akıl bilimlerinden ve İmam Ali bir gün konuşalım. Akıl bilimlerinin de alimidir. Çok ilginç bilgileri var onun. Bir gün sadece İmam Ali'yi konuşalım. İmam Ali'yi sevmek için, beğenmek için Müslüman olmak da şart değildir. Bir Hristiyan'ın beş ciddi kitabı var. İmam Ali'yi anlatan. İmam Ali'yi doğru anlatmalıyız. Evet hocanın dediği şamanizme ve ya bu Anadolu Müslümanlığı nasıl olmuş da ki o zaman Anadolu'da Müslümanlık da yok daha. Anadolu Müslümanlığı nasıl olmuş da gitmiş Ahmet Yesevi etkilemiş. Yesevi etkilemiş. İkincisi şamanizm. Hocam, hocam şamanizm diye bir din yoktur. Şamanizm bir tekniktir. Bir tedavi tekniğidir ve bir öteleri görme tekniğidir. Bu bütün dinlerde ve bütün uluslarda vardır. Aborjinlerde bile vardır. Tabii ki Türklerde de var kamlar. Yok değil. Ama asıl etki Türk'ün inancından gelir. Ahmet Yesevi'de Türk'ün inancının devamı vardır. Çünkü Ahmet Yesevi Türk'ün inancını İslam'ın iç, içine, Ehlibeyt ve Ali sevgisine, Ali ve Ehlibeyt sevgisine gömerek Yeni bir Türk Müslümanlığı meydana getirmiştir. Evet. Dolayısıyla o şamanizm lafını orada kullanman da doğru değildir. Evet. Zaten. Değerli hocaya hitap ediyorum dinleyeceğini Kesinlikle. umarak. Evet. Ve nakşilikle hiç ilgisi yoktur. Asla hiç ilgisi yoktur. Tabii o yüzden de sen de şaşırıyorsun. Hem nakşi diyorsun hem de bu nasıl nakşilik diyorsun? Evet. Sayın Zeybek, sizin bu aşk yolu diye özetlediğiniz Hoca Ahmet Yesevi'nin İslam anlayışı nasıl bir anlayıştır? Evet. Bu anlayış Günümüz İslam dünyasındaki anlayış farklarından kaynaklanan yaralarımıza melhem olabilir mi? İslam coğrafyasını bin yıldır üzerine çöken bu karanlıktan aydınlığa çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Çıkarmıştı da. Şimdi Ahmet Yesevi'nin e, İslamı Türk İslamıdır. Türk yorumudur. Yani bu da doğaldır. Şimdi şu soru sorulabilir. Ya, Arap İslamı, Fars İslamı, Türk İslamı diye İslamlar olabilir mi? Olur. İslam bir dindir ama her din gibi girdiği kültüre göre yeniden oluşur. Yani hatta şunu söyleyelim. Peygamber Muhammed Mustafa söz gelimi Arapların içinde değil de bugün İstanbul'da doğsaydı ve İstanbul'da peygamberliğini ilan etseydi ne yapacaktı? Arap adetine göre mi yaşayacaktı? <laughs> yani Arap adetine göre mi elle mi yemek yiyecekti? Yoktu ki kaşık o zaman. Ama Ahmet Yesevi kaşık ve kepçe yaparak, çünkü Türklerde öteden beri kaşık ve kepçe vardı. Ahmet Yesevi kaşık ve kepçe tahtadan kaşık ve kepçe yaparak onları satarak geçimini sağlıyordu. İşte Türk İslam'ın özelliklerinden birisine giriverdik hemen. Evet. Türk İslamında. Yani din önderinin nesneği olacak. Kendi işini gücünü yapacak. Geçimini kendi elinin emeğiyle sağlayacak. Emek sömürüsü yok. Onun için Fakrname'de diyor ki zamanla şeyhler çoğalacak. Dediği gibi oldu. Ve bunlar birçok insanı da kendilerine bağlayacaklar. Ve kendilerine birisi geldiği zaman, talip geldiği zaman kapıya bakacaklar hediye getirecekse aferin diyecekler. Getirmiyorsa Allah da bezar, ben de bezar men. Allah da şikayetçi, ben de şikayetçiyim. Niye bir şey getirmiyorsun diyecekler. Ve bunlar yani viritlerini sömürecekler. Ve bunlar diyor ki eğer bir şey talibinden bir şey alıp yerse karnına cehennem ateşini doldurmuş demektir. Giyerse Allah onun o elbise üzerindeyken hiçbir yaptığı iyi şeyi de kabul etmez. Böyle şeyler şeyhlerden, şeytandan kaçar gibi kaçın. Bunlar kendilerini de yakarlar, kendilerine bağlananları da yakarlar. Öyle oluyor. Şimdi bir takım şeyhler, ben tasavvufa karşı değilim. Yani hatta söylüyorum benim inancım Ahmet Yesevi, Hacı bektaş Veli, Yunus Emre anlayıştır. Ben bu inançtayım. Aynen tamam. De bu inançtayım. Bu Türk inancıdır, Türk anlayışıdır. ama yani bir takım şeyhler binlerce kişiyi kendilerine bağlıyorlar. Bir de bir doktrinleri var, bir tezleri var. Mürit şeyhin önünde, gassalın önündeki meyit gibi olmalıdır. Yani ölünün önündeki, daha doğrusu ölü yıkayıcının önündeki ölü gibi olmalıdır. Ne demek? Yani ölü yıkayıcı ne yapar? Evirir, çevirir, istediği gibi yıkar. Öyle olma, teslim olacak. Ne derse onu yapacak. Hiç irade falan olmayacak. E ne oluyor? Yüzbinlerce kişiyi bağlıyorlar, sonra pazara getirip koyun gibi satıyorlar. Ya yani nasıl satıyorlar? Onlardan istifade ediyorlar ayrı. Bu istifadenin ölçüsü de bazen çok çirkin boyutlara da ulaşabiliyor. Ya da bizim gibi siyasetçilere geliyorlar. Bizim gibi siyasetçiler de bu işi yapıyorlar. Yapıyoruz. Yapıyorduk. Yanlıştı. Ben yapıyorum diye doğru mu oluyor ya? Yani? Bize oy verin. Niye? O bir kişi bir kişinin oyunu istersin. Müritler koyun mu? Onların aklı yok mu? Ne demek yani? Mesela Hallacı Mansur bizim yolumuzun İmam Ali'den sonraki yani tabii ki 12 imamını da katmasak en büyüğüdür oradan gelir yani. Türk Aleviliği Mansur'dan gelir. Mansur'un birinci şeyhi bir zat ondan ne öğreniyorsa söyle diye birisi ondan öğreniyor. Sonra ikinci şeyhi İbrahim Mekki onun evliliğine karşı ne karışıyorsun sen diyor ben istediğimle evlenir filan. O yüzden bırakıyor şeyhini. Çünkü senin öğreteceğin başka benim evlilik kendi kararım. Bak bu budur yani. Onun için başka Ahmet Yesevi'de vahdet Vücut anlayışı vardır. Ahmet Yesevi'de sömürü yoktur. Gösteriş yoktur. Yani namaz kılıp, oruç tutup halka gösteriş yapmak filan bunlar yoktur. Aklı devre dışı bırakmak yoktur. Asla akıl ve bilim sahasıdır Yani İslam'ın temeli bilimdir diyor. Ahmet Yesevi'de bilimdir diyor. Akıl bilimlerdir diyor. Daha tabii başka birçok. Kadını ayırmak, dışlamak yoktur. Evet. Kadını eve hapsetmek yoktur. Kadınları ikinci cins görmek yoktur. Ahmet Yesevi dergahında 25 yıl şeklik yapan bir kadından da söz ederler. Böyleydi yani orada dergahta aynen. Bugün Bektaşilerde, Alevilerde, Türk Alevi Bektaşilerinde. Bunu hep söylüyorum. Mesela İran'da kadınları almıyorlar. Kalenderiler bile almıyorlar. Niye? İran'ın kültürü öyle getiriyor. Türk Aleviliğinde kadın ve erkek birliktedir. Bacıların yeri çok değerlidir. Öyle şeriatta olduğu gibi boşadım demekle boşamak falan. Boşayan da düşkün ilan edilir. Ya yani bir kişi karısından boşanırsa cemleri alınmaz. Düşkündür o atılır şeyden yani. O düşkünler ocağına gidip yeniden oradan eğitim olabilir filan. Evet. Demek ki yaralarımızı Türk İslamı merhem olabilir. İslam'ı çözümdür ama çözümdür. Türk İslamı da olsa bunu da söyleyeyim de kimse yanlış anlamasın. Ben e, devlet eliyle hiçbir inancın toplumlara dayatılmasını onaylamam. Bugün Türkiye'nin büyük yanlışı yani büyük yanlışı Ebu Suud dinini Sultan Selim'in Mısır'dan getirdiği bu Arap dinini Arap İslamı'nı İslam diye, tek İslam bu diyerek Dayatmış. okullarda zorunlu din dersleriyle, 5000'i geçen imam hatip okullarıyla, 100'ü geçen ilahiyat fakülteleriyle, televizyonlardaki televizyon vaizleriyle topluma dayatıyor. Diyor ki zorunlu din dersi. E Türk yurttaşı diyor, din budur. Hangi din? Ebu Suud dini. Peki bunun dışında İslam yorumları var. Onlar nerede? Hayır. Bu böyle inanacak. Bu dine de zarar veriyor. Dinin çağa uygun olarak gelişmesini de önlüyor. Çağa uygun yorumlar yapanlar da derhal suçlanıyor. Mesela işte Yaşar Nuri Öztürk vardı. Evet. Bir şeyler söylüyordu. Değişik bir şeyler söylüyordu. Ondan daha değişik bir şeyler söyleyen Mustafa Öztürk var. Diyordu ki Kur'an'da da olsa bir takım hükümler o çağa mahsustur. Bizi ilgilendirmez. Mesela diyordu ki peygamberin 13 hanımı vardı. Öyle diyor. Ve bunlara sırayla hücrelerine yani odalarına her gün birisine sıraya koydu giriyordu. Ayet geldi dedi ki böyle girmek zorunda değilsin. Kim istiyorsan ona girebilirsin. Beni de ilgilendirir ki benim bir tane hanımım var. Diyor ikinci alsam biz biz Karadenizliyiz. Birinci hanım beni vurur diyor. <laughs> Böyle ben nasıl be beni niye ilgilendirsin ki bu diyor. Ya da ey peygamber hanımları diye başlayan ayet bizi niye ilgilendirsin ki diyor. Sayıyor birçok işi Kur'an'daki. Bunlar diyor tarihidir, tarihsel diyor. Tarihseldir dediği için adam ama adam yine Müslüman. Hatta Sünni. Ama tarihselci. Bunu dediği için ulema bir takım alimler toplandılar karar verdiler. Dediler ki eğer tövbe etmezse ulema önünde öldürülmesi gerekir. Dinden çıkmıştır. Çünkü ne yazık ki ya bugün sünni mezhep dediğimiz mezheplerin tamamında dinden çıkanlar öldürülür. Evet. Namaz kılmayan da öldürülür. Fetvalar öyle. Mezhep fetvaları öyle. Sadece hanefilikte öldürülmez. Hapse atılır. Hani Ebu Hanife'nin kendi fetvası değil bu. Kendisinden sonraki Hanefilerin fetvasıdır. Çünkü Ebu Hanife aslında akılcıdır ve Ebu Hanife aslında siyasi olarak da Şiidir. Ali yanlısıdır, el-Bet yanlısıdır. Bu konuda iki kitap salık veririm. Birisi Muhammed Ebu Zehra'nın profesör yazdığı Ebu Hanife adlı bir kitaptır. Çok değerlidir. İkincisi de Yaşar Nuri Öztürk'ün yazdığı İmam-ı Azam adlı İmam Azam. kitaptır. Yani o farklı gördüğü şeyleri söyleyebiliyordu. <laughs> Dolayısıyla evet. Ama bu toplum, halkımız, insanlarımız, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre çizgisinde Müslüman olsalardı bugünkü sıkıntılar yaşamazdık. Müslüman olurlarsa yine sıkıntılarımızdan kurtulabiliriz. Bu benim inancım. Ama bu inancın da devlet tarafından dayatılmasına karşı devlet karışmamalı. Kişilerin tercihine bırak. Karışmasa zaten halk kendi inancını buluyor ya. Evet. Yani şöyle söyleyeyim benim çocukluğumdaki halkın Müslümanlığı daha güzeldi ya. Evet oruç tutulurdu filan. Ondan sonra işte mübarek geceler denilen gecelerde kandil simidi yapılır filandı. Şöyle buydu. Onun dışında komşusunun hangi mezhepten hangi dinden olduğunu bile bilmezdi bizim benim oturduğum Mahallede bir Ermeni vardı komşumuz. Hiç onun Ermeniliği falan da konuşulmazdı yani. Ermeni ise Hristiyan ise Biz ya yani, yani Bizim köyde dahasını söyleyeyim de siz de şaşırın. Benim köyümde, ben Bayburdun Kitra köyündenim. Yani bundan 50 yıl önce köyde bir bahayi vardı. Bir kişi. Bahayilik ayrı bir dindir. Müslümanlık dışında ayrı bir dindir. Kitapları vardır, peygamberleri vardır filan yani. O bir gelmiş propaganda yapmışlar. Bizim köyde birkaç kişi bahay olmuş. Diğerleri göçüp gitmiş. Bir kişi kalmıştı. Hüseyin amca. Biz İseyin Emi derdik bizim dilimizle. İseyin Emi bizim köy kalan Müslümandı. Bizim köy muhtar seçti biliyor musunuz? Bir kişi. Tek bahay. Bunu Avrupa'da söylediğim zaman. İşte tam laiklik. Tabii e, Tabi layık işte diyor ki ya bize ne onun dininden. Hatta yani şöyle bir işte tanık oldum. Meydanda oturuyoruz. Ben de o zaman üniversitede öğrenciyim. Meydanda birisi ona kızdı. Hadi oradan dini torbada adam sende dedi. O da döndü. Ne varmış dedi. Benim dinim torbada. Sizin gibi ortaya saçılmış değil ya. Herkes kah 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 güldü. Biraz sonra ezan okundu. Müslümanlar camiye gitti. Bizim muhtar olan İsyenemi de evine gitti. Yani Bizim halkımız böyleydi. Bu, bu bir takım ideolojik girmeler sonucunda ve bu tarikatlar yüzünden ne yazık ki bozulmuştur. Tabii bir süre sonra diyanete de bu anlayış hakim oldu. İmamlar siyasete girmeye başlamıştı. Eskiden siyasete karışmamazlardı. Çünkü imamların maaşını cemaat, onun cemaati ne evet, maaşı? Tehlikeliste bu galiba. Tabii imamlara sen devlet olarak maaş verince adamlar da nasıl olsa geçim garantisi var diye siyaset yapmaya evet. başladılar. Bu da 60'tan sonra oldu. 1960'tan sonra çok camiye iyiymiştir. siyasetin girmesi. Camiye siyasetin girmesi. Ondan önce imam siyaset yapamıyordu. Niye? Çünkü cemaatin yarısı Demokrat Partili yarısı CHP'li. Yani harman zamanı köyler %85'i de köylü halkımızın. Harman zamanı işte birkaç demirli buğday, birkaç demirli arpa filan işte herkes verecek evet. imam da onları satacak maaşını sağlayacak. E o zaman CHP'li der ki vermiyorum arkadaş sen gitsin demokratlar versin. E onun için imamlar siyaset yapmazlardı. Şimdi ne yazık ki arka Öyle bahçe olmamalı. yaptılar. Evet. evet. başka sorunuz var mı? Var efendim. Yine aşk yolu adlı betiğinizde Yahya Kemal Beyatlı'nın şu Ahmet Yesevi kimdir? Bir araştırın göreceksiniz, bizim milliyetimizi onda bulacaksınız dediğini evet. yazmışsınız. Evet. Bu sözün açılımını yapar mısınız? Tabii. Bu cümledeki milliyetten kasıt dil midir, din midir? Dil ve din anlayışı. Türk Türk İslamı ama dildir esas. Dille ne ilgisi var? Şu ilgisi var. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi'nin dönemi Selçuklar dönemidir. Birçok kişinin bilgisinin tam karşıtını söyleyeceğim. Bu Selçuklular bir Türk devleti olarak başladı. İşte Tuğrul Bey, Çağrı Bey falan. Sonra işte Alparslan, Melikşah falan. Ama ne yazık ki hemen Melikşah döneminde çok ağır bir şekilde Farsça Fars hakim de. oldu. Neden? Çünkü Melikşah'ın esas tabii Alparslan'ın da veziriydi ama Melikşah döneminde çok etkili oldu. Melikşah'ın veziri Nizamül Mülk bir Fars ve Fars milliyetçidir. Hatta siyaset adlı Esir. kitabında bitiğinde eleştirir Türkleri. Türk Hakanları zamanında kadınlara çok yüz verilmeye başlandı. Acem Şahları kadınlara yüz vermiyordu falan diye de bu anlamda eleştirir. Onun kurduğu nizamiye medreselerinde devletin yani eğitimin dili, dili. Farsça olduğu için Türkçe geriledi, Farsça genişledi. Ve ondan sonra yüzyıl 100 yıl ne yazık ki edebi olarak Türkçe yoktur. Bir tek edebi eser gösteremezsiniz. 100 yıl o dönemden şöyle bahseder büyük Haşıkpaşa Paşa Türk diline kimseler bakmaz idi. Türklere her giz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri, bu yolu ol ulu menzilleri. Böyle bir dönem yaşanıyordu. Selçuklu, Anadolu Selçukları'nda daha beterdi. Evet. Anadolu Selçukları'nda Şahlar, Türk Şahları Padişahları, Hakanları çocukların adını Şehnameyi i Farsça açarak oradan seçtikleri sözcükleri koyuyorlardı. Günümüzde de Arapça'na da koyuyorlar. E, tabii. Yani, ne diyor? İşte Keykavus, Keyhüsrev Keykubat filan hep adları öyle baktığınız zaman. Evet. Yani Farslaşmıştı. Evet. İşte Hoca Ahmet 12. yüzyılda başladı. Türkçe esasına göre mektebini kurdu. Türkistan şehrinde binlerce 99 bin diyor Bektaşi Velayetnamesi, Hacı Bektaşi Velayetnamesi 99 bin diyor. Binlerce öğrenci yetiştirdi, bunu Türk dünyasına gönderdi. Bunlar gittikleri yerde Hoca Ahmet Yesevi'nin deyişlerini sazla, işte bağlamayla ve Türkçe. Türkçe söylediler. Türkçe böyle dirildi. Sonra bir fırtına geldi doğudan. Cengiz Han bu Farslaşmış olan Araplaşmış olan Selçuklu'yu sildi. Onun yerine geçen Harezmi'yi de sildi. Haritadan sildi. Altından Türkçe esasına dayalı Timurlu, Babürlü, Osmanlı devletleri ortaya çıktı ve Türkçe dirildi. Bu yüzden milliyetimiz ona borçluyuz. Tam cevabı aldım. şimdi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet bitti. Efendim. Süremiz Programımız varsa bitti. son bir sorumuz var. Yok soru için <laughs> <Kalmadı> zaman, zaman. <laughs> yok. Gelecek sorumuz. <laughs> çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür Best ederim. Oldum. Sağ olunuz. Çok teşekkür ederim. Evet size de çok güzel sorular sordunuz. Varlığınız da ayrıca huzur ve rahatlık veriyor. Teşekkür ediyorum. Ee, Ayşe Işık Hanım'la gelecek söyleşimimiz, söyleşilerimizde bulunmak üzere iyilik, sağlık, esenlik ve hepinize başarılı uzun dirlik diliyoruz. Tanrı Türkiye, Tanrı Türkiye kut versin. Tanrı Türkiye kut versin evet.